İzleyenler dün akşam Twitter ilginç bir konuya sahne oldu. Avukat Sibel Sevinç Deveci sosyal medyada tehdit edildi ve bu durumu anayasa hukukçusu Burhan Kuzu'ya iletti. Ancak Burhan Kuzu tehdidi kendisine yapıldı zannetti ve çevresindeki herkesi ayağa kaldırdı. Ve sonra tehdidin Sibel Hanım'a ait olduğunu öğrenince hakkınızı arayın demekle yetindi. Avukat Sibel Sevinç Deveci telefon attığımızda Sibel Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sibel Hanım, biz biraz özet geçmeye çalıştık ancak bir de sizden Tabii. dinlesek neler oldu dün gece? Tabii kısaca şöyle özetleyebilirim. Bana gelen bir iletide evlerinizden tek tek alınacaksınız. Ali gibi sizin de senin de sıran gelecek şeklinde bir ileti geldi. Ben bu iletiyi komple Burhan Kuzu'ya ilettim. İlk iletide bu tehdidin kendisi vardı ve ikincisinde bu tehdit bu şekilde bize gelmişti ve insanlar artık bu şekilde tehdit ediliyorlar ve bunu yapan da Akgençlik gibi görünüyor. Çünkü yazıyı yazan şahsın profilinde Akgençliğe ilişkin birçok ibare vardı. Sosyal medya sorumlusunun bunu yönlendirip yönlendirmediğini sordum. Ve bizim can güvenliğimizi, anayasal haklarımızı nasıl koruyacağına ilişkin yazılar yazarak sorular sordum ama 140 karakter yetmediği için tabii parça parça bu iletiler kendisine ulaştı. İlk önce kendisini benim tehdit ettiğimi zannetti. Sonrasında bunun bana ait olmadığını öğrenince gidin hakkınızı arayın demekle yetindi. Son dakika gelişmesi olarak da az önce sözde avukat olduğumu, cuntacı olduğumu, darbeci olduğumu, kısa özgeçmişimden bunu anladığını ve kendisini tehdit ettiğimi ısrarla savunmaya devam ediyor. Sizi izleyen ve beni internetten takip eden tüm arkadaşlara sesleniyorum. Anayasa hukukçusu anayasal hakları kendi eliyle çiğnerken beni dava ederse herhalde destek olmaya gelirler diye düşünüyorum. Sibel Hanım, Bu bir ülkede hukukçu olarak herkes... Burhan Kuzu kendisine yapılan tehdidi bu kadar yüksek sesle dile getirdi. Size gelen Evet. tehditte neden sessiz kaldı sizce? Çünkü kendi parti üyelerinden birinin yaptığını orada bulunan o anda internet başında olan insanlar birden yüklenince olaya şahit olanlar hayır biz gördük bunu yapan Akgençlik mensubu bir şahıstır diye cevap verince en azından profilden anladığımız kadarıyla bu şekilde tehdit ediliyoruz sokaklarda bizim haklarımız nerede dedikten sonra Burhan Kuzu'nun medyaya düşmüş telefon görüşmelerinden tutun da Mısır'daki olan olaylara karşı savcıların harekete geçmesine karşın Türkiye'de olan olaylarda olan bu dilsiz olay dilsiz kalan veya hareketsiz kalan savcıların neden tepki göstermediğini soran bir sürü sorular yöneltildi. Kendisine olmayınca problem yok. Biz gidip savcılıkta hakkımızı arıyoruz ama Burhan Bey Twitter'dan savcıları göreve davet ediyor. Ben birçok şeye şahit oldum. Twitter'dan ihbar gönderen bazı belediye başkanlarının avukatlarını da gördüm ama bugün ayrıca bir de Twitter'dan savcıların göreve davet edildiğine şahit olmuş olduk hep beraber. Sibel Hanım, maalesef ki bugün bu tip tehditler birçok vatandaşa yapılıyor. Bu tip bir tehdit alan kişi neler yapmalı hukuki olarak? Şimdi şöyle bir sorunsal var. Ben kimliğim açık şekilde zaten yazıyorum ama kimliği gizli olanlar için özellikle bazı sosyal medya ağları IP kodlarını paylaşmadıklarından dolayı kişilere ulaşılmasına imkan yok. Ulaşılabilen adreslerde de genellikle kendi kimliklerini ele verirsek isimler yazmasından dolayı herhangi bir şekilde olayla karşılaşırlarsa eğer kimliklerini gösterecek herhangi bir ibare yoksa bunu koruyabilecek herhangi bir hukuksal sistem yok. Ama kimliğiniz açıksa benim gibi örneğin Burhan Kuzu beni şikayet etmek isterse gider savcılığa bir dilekçe verir Twitter'dan onu davet etmek yerine. Kendisi bir dilekçe teslim ettirir. Ondan sonra da hukuki süreçte benim ifademe alınır. Varsa eğer bir tehdit unsuru savcı davayı açar ve yargılamaya geçilir. Burada da var olan bütün o teknolojik araçlar, iletiler, yazışmalar, deliller ve şahitler sorulur. Herhalde benim de bayağı haddi sayılır sayıda şahidim var bu konuda. Siz suç duyurusunda bulunacak mısınız? Ben henüz beklemiyorum. Burhan Bey sözde avukat diye bana hakaret etmeye devam ediyor. Anayasa hukukçusunun bu şekilde sözler sarf etmesini öncelikle halkın görmesini istiyorum ben. Ama biraz daha devam eder, beni hedef haline getirmeye çalışırsa ben de bu konuda harekete geçmekten de geri kalmayacağım. Evet, Sibel Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza Çok katıldığınız teşekkür için. ediyorum. İyi Çok akşamlar sağ olun. diliyoruz.